Morki ırkı dünyada yeni olan bir ırk. Herkesin bildiği, tanıdığı bir ırk değil. O yüzden biraz ırkla ilgili bilgi vermekte de fayda var. Şöyle ki ben de ilk seferinde bu ırkı Amerika'dan öğrendim. İlk Amerika'da yapılan design ırk akımının Amerika'da başlamasıyla birlikte Amerika'da popülaritesi artan bir ırk. FCI'ın henüz daha ırk olarak kabul etmediği bir ırk, öyle söyleyelim. Yorkshire ve Maltese ırklarının birbiriyle eşleşmesinden oluşan bir ırk, Morkiler. Bunun yapılmasının kimisi buna işte kırma diyebiliyor, kimisi ırk diyor. Ama bunun yapılmasının bir mantığı var aslına bakarsanız. O mantıktan da kısaca bahsedelim. Şöyle ki, yüzyıllardır aynı cins köpekler birbirleriyle eşleşe kendi ırklarının yatkın oldukları genetik sorunlara yakalanma riskleri artıyor. Nasıl ki insanlarda bir kalp olayı, işte romatizma olayı, şeker olayı bize ailemizden miras kalıyorsa, köpeklerde de işte kalça çıkığı olayı, işte boğazdaki nefes darlığı gibi bir sürü kalpti, bir sürü genetik yatkınlığı olan rahatsızlıklar var köpek ırklarının. Ama iki tane farklı ırkı birleştirdiğinizde her iki ırkın da farklı bir gen havuzu olduğu için bu ırkın ortaya çıkan köpeğin hem anne tarafından hem de baba tarafından farklı gen havuzlarından geldiği için herhangi bir sağlık sorununa, ırkların yatkın olduğu, anne babasının yatkın olduğu bir sağlık sorununa yakalanma riski oldukça düşüyor. Tabii ki hiçbir zaman sıfırlanmaz ama oldukça düşer. Bu yüzden de Morki ırkı Amerika'da bu sebepten dolayı üretilmiştir. Ben de ırkı gördükten, tanıdıktan sonra çok beğendim ve tavsiye etmeye başladım hayvanseverlere, köpekseverlere. Tüy dökmeme ve koku yapmama özellikleri tabii ki bir apartman dairesinde beslediğinizde son derece önemli. Bunun dışında evde yalnız kalma olayı, çok fazla havlamama olayı, sahibiyle çok büyük bir inatlaşmaya girmeme özellikleri de tabii ki bir anda popülaritesini çok arttırdı. Yani güzelliği zaten apayrı bir konu. Bu yüzden de Morki ırkı benim evlerde, apartman dairelerinde en fazla tavsiye ettiğim ırklar içerisinde birinci sıraya yerleşti.